ikinci sıra ablamda. Yaşasın! Sandviç partisi yapacağız. Hem de sandviçini erken bitirene ödül var. Dayımı da çağıralım mı? Kahramanlık yaptı ya, çok acıkmıştır. Sandviç yesin. Ne kahramanlığı Ayşe'cim? Ben duydum. Dayım Sefer abiyi getirmiş ya sana. Böyle kahraman periliğinle. Biz başlayalım önce. Ayşe'cim sen böyle otur, ben hemen geliyorum, tamam mı? Sefer'in kapısını niye açık? Hasan nerede? Ne oluyor, kim var yanında? Sefer! Dur Elif! Sefer! Elif! Sefer'im! Bırak beni! Sefer! Sakin ol. Sefer! Sefer! Bırak beni! Sefer! Sefer! Doğru duydunuz. Hepinizin nefret ettiği o Ferhat Demir'in oğluyum ben. Babamın isteği üzerine çiçeğin üzerine olan tapuları devretmesini sağlamak için aranıza girdim. Bunca zaman oyunlar oynadım size. Yalanlar söyledim. Bir başkasıymış gibi rol yaptım. Amacıma ulaşmak için size yakınlaştım. Arkadaşınız gibi. Evladınız gibi. Çalışanınız gibi davrandım. Aslında hiçbiri değil. Kanınızı emmek için hayatlarınıza giren bir asalaktan başka hiçbir şey değil. İşte ben böyleyim. Babasının oğlu. Amacına ulaşmak için her türlü pisliği yapan Kerem Demir'im ben. İşte böyle çiçek. Aslında ben dükkanın kuryesi değil, kötülüğün kuryesi Kerem Demir. Biliyordum Kerem. Merhaba Çiçek. Ne istiyorsunuz? Dükkan için geldiyseniz eğer... Hayır yok. Ben Kerem için buradayım. Kerem gitti. Bizimle çalışmıyor artık. Çalışmıyor mu? Evet. Yani eğer sizinle çalışsın istiyorsanız şu an tam zamanı. Nasıl bırakmış olabilir ki? Neden? Bilmiyorum. Hem nedeninden size ne? Eski çalışanınız işi bırakmış. Yani değerlendirin bence. Çiçek, Kerem sadece benim eski çalışanım değil. Aynı zamanda Kerem benim oğlum. Ne? Hayır, inanmıyorum. Kerem bana böyle bir yalan söylemiş olamaz. Onu ben kandırdım. Yani
Kazım'ın fırsatçı, açgözlü, kötü bir adam olduğunu, dükkanı bu yüzden bana satmak istemediğini, Kazım'ın yüzünden her şeyimi kaybedebileceğime inandırdı bana. O da babasına yardım etmek için kimliğini sizden sakladı. Sonra da iyi insanlar olduğunuzu öğrenince de sizin tarafınıza geçti. Benimle olan tüm bağlarını kopardı, evi terk etti. Belki bilmiyorsundur ama geceleri sizin dükkanda yatıp kalkıyorum. Uzun zamandan beri sana her şeyi anlatmak istiyor ama cesaret edemiyorum. Seni üzmekten korkuyor. Ne olur onu affet. Senin saçının teline bile zarar gelmesini istemez ki. Eğer ben oğlumu tanıyorsam seni çok seviyorum. Gözlerinde görüyorum bunu. Oğlum bunları yaşarken ben de hayattaki en değerli varlığımı kaybetmenin ne demek olduğunu öğrendim. O yüzden çok pişmanım. Tekrardan oğlumu kazanmanın yollarını arıyorum. Bana gelince de işlerim biraz kötüye gitti. Yani iflasın eşiğindeyim. Biliyorum. Ahını aldığım bütün insanlardan oluyor. Pişmanım. Ha bu arada karar verdim. Mahalledeki herkesin tapularını geri iade edeceğim. Bundan sonraki tek istediğim şey oğlumun yanımda olması. Bunun için de senden son bir kez yardım isteyeceğim. Biliyorum temiz kalpli bir insansın. Ve benim gibi kötü bir adamın öz oğlundan kopmasına izin vermezsin değil mi? Nasıl yani? Babam mı anlattı her şeyi? Kızım bize niye söylemedin bir şey? Ben başından beri söylüyorum bu çocukta bir yamuk var diye. Hiçbiriniz bana inanmadınız. Vay arkadaş, Ferhat amca da bölüm sonu canavarı çıktı. Kazım bir şey söylesene. Sen de mi biliyordun yoksa? Oho! Yine baba kız çalmışlar, biz oynamışız. Allah Allah! Bunu söyleyecek yüzüm yok sizlere belki. Bir anlamı olmadığını biliyorum ama hepinizden özür dilerim. Çiçek, yalanlar üzerine mutluluk kurulmaz demiştin. Haklıydın. Bunu söyleyecek yüzüm yok sana ama özür dilerim. Umarım bir gün beni affedersin. Hoşça kal. Dur Kerem. Ben senin ne kadar iyi bir insan olduğunu biliyorum. Babanla konuştuktan sonra her şey kafamda yerli yerine oturdu. Bana gerçeği anlatmak için ne kadar çırpındığını, ne kadar için içini yediğini, ne kadar çabaladığını ancak şimdi anlayabildim. Kötü niyetli işe başlamış olsan da sonra pişman olup bizleri nasıl sevdiğini, nasıl koruduğunu, ne kadar merhamet gösterdiğini, bize yardım etmek için ne kadar fedakarlık yaptığını görmemek için kör olmak lazım Kerem. Söyle bana, senden başka kim lüks hayatından vazgeçip bu dükkan köşelerinde yatmaya, daha dün tanıdığı insanlar için razı gelirdi? Kim hayatını tehlikeye atardı? Kim babasına bile kafa tutardı? İyiliklerin kötülüklerini fersah fersah geride bıraktı Kerem. Ama eğer hala bir kusurun olduğuna inanıyorsan ben seni affettim. Teşekkür ederim Çiçek.
Bravo sevgilim. Bu yürekli hareketi senden başka kimse yapamazdı. Yeter be! Bir düş artık yakandan! Asıl sana yeter be aptal! Tablo gibi sevgilin dururken bu varoş gülünün peşine koşmaktan bıkmadın mı? Evet, doğru diyorsun. Tablo gibisin. Rezaletin tablosu! Hadi ya, ben rezilim. Bunlar mı güzel? Bu çarpık bacaklı, zengin koca avcısı mı? Bu görmemiş, yalancı cadı mı? Yoksa bu çakma kül kedisi mi? Yeter Sibel, sus! Kerem, bırak döksün içine. Evet, biz fakir olabiliriz. Senin sahip olduğun olanaklara sahip olmayabiliriz ama bizi birbirimize bağlı tutan bunlar değil, birbirimize olan sevgimiz. Babamla birbirimizin gözünden anlarız ne hissettiğimizi. Ablam bana kötü davranıyor gibi gözüküyor ama bilirim ki içten içe sever beni. Annem bana kızar bağırır ama beni bugünlere getiren, büyüten de odur. Boşuna nefesini yorma Çiçek. Tek kelimesine bile anlayacağını sanmıyorum onu. Gebertirim seni paçoz! Ağır ol sosyete! Bırak beni be maymun! Aa! Sensin be maymun! Süslü fino! İyi misin Çiçek? İyiyim. Sefer şimdi... Kardeşimin kılına zarar verdiyseniz hepinizi mahvederim! Sefer! Bırak! Seni de geberteceğim! Abla! Ablam! Ablam! İyi misin? İyiyim abla. İyiyim ablam, iyiyim. Merak etme. Ne yaptı sana o kadın? Hiçbir şey yapamadı bana. Merak etme. Tarık abi sayesinde. Memur Bey, bir yanlış anlaşılma var. Ben avukatım. Gizli! Yolun sonundasın. Güzide Ural, kasten adam öldürme, cinayete teşebbüs, cinayete azmettirme suçlarından tutuklusun. Tarık. Tarık hiçbir şey göründüğü gibi değil. Açıklayabilirim. Ben tutuyorum. Sus! Umarım beni içine çektiğin o karanlıkta çürüyüp gidersin. Tarık. Bırakın, durun. Yanlış anlaşılma var. İyi misin? İyiyim abi. İyiyim. Başardık. Başardık Tarık abi. Sefer duyuyor musun beni? Dayanmalısın. Seni yurt dışına kaçıran kişi kimdi? Buraya onunla buluşmaya mı geldin? Hadi söyle bana. Güzide Hanım. O yardım etti. Demek Güzide ile buluşacaktın Sefer. Güzide sana benim başım belaya girmesin diye yardım etmek istemiş olabilir. Ama seni vuran kişi kim? Sen baygınken senin ailen gizli numara her kimse... ...seni vuran kişi de o. Bir gelişme var mı sen?
Evet efendim. Haklıymışsınız. Güzide Hanım karakola gidip Sefer'in suçsuzluğu ile ilgili bilgi vermiş. Üstelik Güzide Hanım'ın arama kayıtlarına baktırdım. Sefer'in gizli arama çağrıları saatinde arama kayıtları eşleşiyor. Sefer masummuş. Dün polisler bunu söylemeye geldiler. Ha. Gerçekten mi? İnanamıyorum. Masummuş demek ha? Hadi aç gözlerini. Aç gözlerini ki bize bunları yapanları birlikte bulalım. Sefer. Abi. Tarık abi. Dur sen yorma. Aa. Hiç kalkma. Aa. Yat sen. Abi. Ne istersen yaparım. Yeter ki o suçlular cezalarını çeksinler Tarık abi. Yeter ki cezalarını çeksinler. Çekecekler Sefer. Sana tuzak kuranlar şimdi kendi kurdukları tuzağa düşecekler. Ama bunun için senin yardımın lazım. Tarık, polisler neden Güzide'yi götürdü? Biliyorum. Çok korkuttuk seni abla. Ama başka yolu yoktu. O kadın Ayşe'nin annesini öldürtmüş abla. Gürkan abi. Gürkan'mış kiralık katilde. Ne? Nasıl? Yok. Hayır. Olamaz. Tarık. Doğru. Ben katil uzaklarda ararken beni ablasız, Ayşe'yi annesiz bırakın. Sizi birbirinizden ayıran ocağın yanı başımızdaymış. Hepimizi kandırdı. Hepimizi kandırdı. Dursun. O da söyleyecek iki çift laf var. Bitti Tarık Bey. Geçmiş olsun. Son bir şey daha var Hasan. Ben polislere yetişeyim. Sen de getir. Sorun yok abla. Merak etme. O kadar özledim ki seni. Canım abla. Ben de. Çok özledim. Ben de çok özledim. Abla, yalnız bir şey daha var. Tarık abi, ben sana kavuştum. Ama o bir daha asla ablasına sarılamayacak. Onun yanında olmamız lazım. Benim melek kalpli kardeşim. Benim olmayacaksan kimsenin olamazsın Kerem. Ferhat amca. Ben buradayken oğluma kimse zarar veremez.
Ay ne yaşadık biz az önce öyle ya? Rüya mıydı, kabus muydu, neydi? Ay ne bileyim anneciğim ya. Olay yine bana oldu ama. Ay benim kahraman yavrum benim. Ay bu da mı gelecekti başına anne? Oy. Tamam canım anneciğim abartma. Okan Bey'in yanında reklam etme bizi iyice. Ay önemli değil ya, ne demek? Şey yani ben... İrem'in başına bir şey gelecek diye çok korktum. Ya tamam Okan, sakin ol, panik yapma, her şey halloldu işte, tamam. Siz tanışıyor musunuz? Tabii. Okan, Kerem'in şoförü olur. Aynı zamanda da en yakın dost. Benim de ikinci oğlum sayılır. Anam bu da fakir çıktı. Boş ver anne ya, boş ver. Bizim kaderimiz bu. Yani biz piramidin en dibinde yaşamak zorundayız. Kazım Bey, sizi de tebrik ederim. Birbirinden karakterli, pırıl pırıl iki tane genç kız yetiştirmişsiniz. Helal olsun size. Senin oğlun da onları aratmıyor Ferhat Bey. Ne mutlu bize. Yok, o öyle değil. Bana rağmen oğlum böyle oldu. Babasının hatalarına düşmedi. Geçmiş güne mazi derler. Unutalım bunları Ferhat Bey. Aa, o kadar basit değil Kazım. Siz bana müthiş bir insanlık dersi verdiniz. Gördüğüm en cesur, en kadir kıymet bilen, en değerlerine sahip çıkan bir insansınız. Bundan sonra size hep örnek alacağım. İlk iş olarak da mahalledeki herkesin tapulanı geri vereceğim. Çok güzel bir başlangıç. Oğlum, senden de özür dilerim. Beni affet, her şey için. Kerem oğlum, her zaman babalar çocukları affetmez. Şimdi affetme sırası sende. Geçti gitti baba. Unutalım her şeyi. Teşekkür ederim oğlum. Sağ ol. Artık bu akşam eve beraber gidebiliriz değil mi? Gerçi evimizdeki son günümüz olacak muhtemelen. O da borçlara gidecek. E madem artık zengin değilsin, öyle zengin kalkışı yapamazsın Ferhat. Hadi bakalım, sofra bizi bekler. Buyurun. Hadi buyurun, buyurun. Kızım hemen şu tabağı değiştir. Hadi anneciğim. Al. Buyurun. Götür yenisini getir. Hadi bakayım. Buyurun, buyurun Ferhat Bey, buyurun. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Bırakın diyorum. Ben hiçbir şey yapmadım. Siz de gördünüz, çocuk yaralı bile değil. Hüsnide. Memur Bey durun. Abla bırak. Abladığından bulsun. Sen karışma. Hülya teyze. Benim hiçbir suçum yok. Dua et ki polisler yakaladı seni. Yoksa elimden asla kurtulamazsın. Koynumuzdaki yılan sen misin? Yazıklar olsun sana. Senin yüzünden oğlum ne hallere düştü? Yeğenin ne acılar çekti? Bense sana kandım. Günahının boynunu abla. Bırak gitsin. Abi? Abi sen bir şey söyle. Ben hiçbir şey yapmadım, hiçbir suçum yok. Götürüyorlar beni. Yaptın Güzide. Ayşe'yi annesiz bıraktın. Ne çeviriyorsun Güzide, söylesene. Saçmalama. Bir iş çevirdiğim falan yok. Planın ne, kimi vuracaksın bununla? Sen iyice zırvalamaya başladın. Ben bütün her şeyi Tarık'a anlatacağım Güzide. Sakın, sakın aklından bile geçirme. Yoksa seni de, kızını da vururum. Tarık'tan asla vazgeçmem.
Sana her şeyi itiraf etmeye geldim Tarık. Her şeyi anlatacağım. Yeşim'i öldüren adamı Güzide tutmuş. Duymuyor musun beni Tarık? Sefer suçsuz. Güzide tutmuş o adamı. Eğer Güzide'yi durdurmazsan... Biliyorum. Birazdan itiraf edecek suçunu. Aptal! Benim amacım sadece seni kurtarmaktı. Sen her şeyi kendin için yaptın Güzide. Beni de gerçekten sevenleri de yakıp kül ettin. Sen Ayşe'nin annesini çaldın. Bırak! Sakin olun! Öldüreceğim seni, öldüreceğim. Durun! Tarık. Alın memur bey. Yeşim Mural cinayetinin azmettirici olduğunu itiraf ettiği ses kaydı. Ablamın katili adi bir suçlu. Bir tetikçi. Onu sen de tanıyorsun. Ben mi? Gürkan. Gürkan mı? Nasıl? Ne? Nasıl olur abi? Motoru çalan da, suçu senin üstüne atan da oymuş. Ama asıl sorun şu. Gürkan'ı tutan kim? Şu an bütün oklar Güzide'ye gösteriyor. Eğer bunu yapan Güzide ise, işini yarım bırakmayacak ve seni öldürmeye çalışacaktır. Sefer, senden istediğim şu, Güzide'yi kışkırtıp suçunu itiraf ettirmen. Bak bu kayıt cihazı odada olacak ve her şeyi kaydedecek. Polisler de kapıda olacak, merak etme. Biliyorum istediğim tehlikeli bir şey ama bunu yapabilir misin? Yaparım abi. Yaparım Tarık abi. Yaparım. Ver abi. Seni küçük sıçan. Kimseye bırakmamalıydım. Seni kendi ellerimle öldürmeliydim. Onun için benim cesedimi çiğnemen gerek. Cesedim be. Ezik. Sana bize bunu neden yaptın diye sormayacağım. Kendi kardeşine, öz be öz yeğene yaptıklarını düşününce... Yazık. Acıyorum sana. Para bir insanı nasıl bu hale getirebilir? O kadar zavallısın ki. Sevdiklerinin yanında olmanın en büyük zenginlik olduğunu anlamayacak kadar hem de. Lanet olsun hepinize. Hepinize lanet olsun. Nefret ediyorum. Hepinizden nefret ediyorum. Hepinizden nefret ediyorum. Nefret ediyorum sizden. Hepinizden. Bırakın. Nefret ediyorum. Öldüreceğim hepinizi, öldüreceğim. Bırak. Thank you.
Ya Serap, Sibel'in elini tutarken hiç korkmadın mı? Yok canım, ne korkacağım. Hem kimse bizim dükkanımızda benim kardeşime yamuk yapamaz. Bak, ben ezebilirim ama kimseye ezdirmem. Vallahi bravo. Bu Sibel'in daha önce de törpüyle olayları oldu. Lakabı ne biliyor musun? Törpü Sibel. Ha, bu arada Okan Bey, şu son gelişmelerden sonra sizin şu Amsterdam macerasını tekrar bir konuşmak gerekecek. Yani kusura bakma da Serapcığım, takdir edersin ki benim de kimliğimi gizli tutmam gerekiyordu. Sen de fabrikatör kimliğine büründün öyle mi? Sanal çalışanlarını azarlamak falan da çok gerekliydi tabii. Yani ben rolümü yaşıyorum, metot oyunculuğu. İşime saygım büyük. Ay, bu Serap da salak çıktı ha. Ulan fakirin dibi çıktı, hala ağzının içine düşüyor. Yok, olmadı, bu kız da olmadı. Yeşim'in sevgisi eşsizdi. Saftı, temizdi, iyileştirirdi. Ama benim iyileşemeyecek kadar kötü bir kalbim vardı. Ben onu hiçbir zaman hak etmedim. Onu aldattım. Aldattığımı öğrendiğinde doğum günüydü. Tarık'a her şeyi anlatmak istedi. Engel olmak istedim. Yaşadığı hayal kırıklığını tahmin dahi edemiyorum. Onu durdurmak istedim ama onun son görüşüm oldu. Güzide, Tarık'ın eşi, Karacahanlıların gelini olma hayali yüzünden kıydırttı Yeşim'in canını. Ben çok sonradan öğrendim bunu. Ama kardeşimi ele veremedim. Korktum. Tehdit etti beni defalarca. Her şeyi kaybetmekten korktum. Ayşe'yi kaybetmekten korktum. Suçluyum. Çok suçluyum. Ama merak etmeyin. Polise teslim olacağım. Ama kızım. Ba. Yavrum, sen uyandın mı? Baba, biliyor musun? Yalnız seni gördüm. Saçımı okşayıp sevdin beni. Gerçekti kızım. Gerçekti. Rüya değildi. Çok sevindim ama. Beni hep rüyanda gör, olur mu? Nünücüğüm, gel, sen terlemişsindir, üstünü değiştirelim. Gel kuzum. Gel bir tane. Ayşe size emanet. O şey hep öyleydi ya. Hakkınızı helal edin. Hoşçakalın. Çekil. Ne desen haklısın Tarık. Seni affetmemi bekleme. Ama senden şikayetçi olmayacağım. Mahkemede şahitlik yapacaksın.
Cezanı hakim verecek. Cezanı çektikten sonra buraya geleceksin. Kızının yanına. Ayşe bir de babasız kalmayacak. Sağ ol Tarık. Ne dersen boynum kıldan ince Tarık. Sağ ol. Benim kıymetini bilmediğim babalığı umarım Rabbim sana nasip eder. Gereken bir şey daha var. Eksik olma. Sen de. Afiyet olsun. Daha iyisin ya. Çok şükür atlattık sonunda. İyiyim. Olacak iş değil valla. Onca zaman eli silahlı, gözü dönmüş bir kadınla dip dip aynı konakta yaşamışız. Herkesi kandırmış. Ama sen daha önceden fark etmişsindir onun çevirdiği dolapları. Anlamadım. Nasıl fark edecektim ben? Yani çok zekisin. Gözün kulağın hep açık. Bu konağı sen koruyup kolluyorsun. Onca adamın başında duruyorsun. Cesursun. Açıksın de. Öyle mi? Başka? Korkusuzsun üstelik. Doğru bildiğini, hissettiğini söylemekten çekinmeyen bir yapın var. Muhakkak gerçek yüzünü görmüşsündür Güzdanım'ın da. İşte iyi niyetinden, güzel kalbinden söyleyememişsindir Tarık Bey'e. Bence asıl güzel olan senin gözlerin. Sözlerin, yüzün. Özün gibi güzel. Teşekkür ederim ayrıca. Düşüncelerin beni çok mutlu etti. Oh, oh. Çok şükür geçti gitti. Hadi biz işimizin başına dönelim de Nuriye teyzeciğim kızmasın. Vallahi ne kızmaya ne de iş yapmaya halim kaldı. Bir soluklanayım da önce ben. Bir bardak su versene kızımdan orada. Haklısın Ebru, ben de işimin başına döneyim. Ama bu arada o yaptığımız sohbeti devam edelim, olur mu? Olur. Elif, ben senden özür dilemek istiyorum. Çok yanlış yaptım. El kaldırdım sana.
ağır laflar ettim. Ben sus küçüğün, söz büyüğün derler. Duymadın mı? Önce Hülya Karacan'la konuşacak. Senden ve bu koca yürekli adamdan af diliyorum. Beni affetmenizi istiyorum. Umarım affedersiniz. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Yaptıklarımın cezasını çekmeye razıyım. Elif'i bu eve zorla getirdiğimi anlatacağım polislere. Yaptıklarımın affı yok. Biliyorum. Tarık abi, benim gönlüm senden yana razı abi. Müsaadenizle, benim ilaç saatim geldi. Ben odaya geçeyim. Ben de geleyim seninle. Gerek yok ablam. İyiyim ben. Hem büyüdüm artık, kendim içebiliyorum ilaçlarımı. Değil mi? Hadi görüşürüz. Yaptıklarımı düşündükçe çok öfkeleniyorum kendime. En çok da utanıyorum. Gözlerine bakmak istiyorum ama bakamıyorum. Ne desem, ne kadar af dilesem bilemiyorum. İnsanın en büyük zindanı vicdanı, en mutlu meskeni kalbidir. Sen acının, öfkenin esiriydin. Sana tüm bunları yaptıran o esaretti. Ben en başından beri duyuyordum ama en sonunda sen de kulak verdin kalbinin sesine. Şimdi artık öfkenin ardından değil, kalbinle görüyorsun gerçeği. Benim için önemli olan işte bu. Beni.
gözlerimde görecektin gerçeği. Hatalarımın ne kadar büyük olduğunu farkındayım. Yaptığım şeyler çok ama çok kötüydü. Önemli olan duyduğun pişmanlık Kerem. Hatasız insan olmaz. Yeter ki ders almayı bil. Emin ol, hayatımda hiçbir şeyden bu kadar pişman olmamıştım. Bu kadar eziyet etme kendini. Artık unut gitsin, olur mu? Bu kadar iyisin ki. Bebi o kadar da güzel. Teşekkür ederim. İlk tanıştığımız günü hatırlıyor musun? Nasıl unutabilirim ki? Benim unutamadığım ve unutmak istemediğim daha başka bir sürü anımız daha var. Sana gerçekleri bugüne kadar neden anlatamadığımı biliyor musun? Çünkü seni kaybetmekten çok korktum Çiçek. Önce Hanife teyzeme gider güzel bir yemek yeriz abla. Sonra da o tatlıcımıza gider tatlı yeriz. Tüm zamanlar bizim. Hepsini yapacağız. Ayrı kaldığımız her anın acısını çıkaracağız. Ha ama 2 gün sonra. Sefer kalktı tekme kal gel. Sefer uyan dershaneye geç kaldım. Hadi Sefer temizlik yapacağım çekil ayak altından falan demezsin umarım. Tabii ki diyeceğim. Üstelik o kadar özledim ki senin başına ekşimeyi. Abla, ne oldu? Ayşe, güzel yavrum. Annesiz kaldığı yetmiyormuş gibi, şimdi bir de babasız kaldı. Biz birbirimize kavuştuk. Ama o, umarım o eski neşesiz, üzgün hallerine geri dönmez. Biliyorum, dayısı onu mutlu etmek için elinden geleni yapar ama. Abla. Belki de benim gidip senin bu konakta kalman daha doğru olur. En azından bir süre, Ayşe için. Güzel yürekli kardeşim. Keşke mümkün olsa da ikinizi yanımdan hiç ayırmasam. Belki de mümkündür. Abi. Biraz konuşabilir miyiz? Ben gideyim. Görüşürüz. Artık korkma. Kaybetmezsin. Kaybetmemek için her şeyi yaparım. Bundan sonra asla yalan yok ama, tamam mı? Asla. Sadece gerçekler. Sadece gerçekler. O zaman en büyük gerçekle başlıyorum. Seni çok seviyorum Çiçek. Ben de seni seviyorum Kerem.
Elif. Tarık. Bir şey söyleyecektin. Şey, sen bir şey söyleyecektin. Söyle istersen. Sen bir şey söyleyecektin galiba. Onu soracaktım ben. Elif. Ben. Konaktan gitmeni istemiyorum. Az önce sen dedin ya hani, Sefer de, Ayşe de hep yanımda olsun isterim diye. Ben de bunu istiyorum. İstiyorum ki sen de, Sefer de, Ayşe de hep yanımda kalın. Bunu istemeye hakkım yok biliyorum, o yüzden. O yüzden bir şey demek zorunda değilsin de. Ama benim bunca zaman söyleyemediklerim için öyle dert oldu ki Elif. Sus ama. Susmayacağım. Seni dinliyorum ama susuyorsun. Şimdi değil. Bir süreliğine değil. Bu konakta belki dünyanın öbür ucunda. Ömrümün geri kalanında hep yanımda olmanı istiyorum. Çünkü seni seviyorum. Seni seviyorum. Benimle evlenir misin? Evet.
Bak sana ne aldım. En sevdiğin çikolata. Ders arasında yersin, zihnini açar. Unutmamışsın. İlk yediğim çikolata bu. Senin elinden olmuştu. Dün gibi aklımla paketi açıp ısırışım. O kadar heyecanlanmıştım ki hemen gözlerinin içine bakmıştım. Neden o gözlerde heyecan yerine hüzün var benim narin çiçeğim? Büyüdün diye mi? Belki de. Söyle bakalım. Büyümenin benim kızımla derdi neymiş? O gözündeki hüzün niye? Yine aynı rüyayı gördüm baba. Küçücüğüm. Yanımda iki tane çocuk daha var. Bir kız, bir oğlu. Bana bakınca gözlerinin içi parlıyor. Ben de onların yanında sıcacık hissediyorum. Ama sonra bir tane kadın eliyle çekip alıyor sanki beni onlardan. Acaba gerçek mi? Bir yerlerde bir ablam, bir abim var mı diye düşünmeden edemiyorum. Kim bilir? Seni bana getirip yüzümü güldüren Allah. O iki güzel çocuğu da bir gün karşına çıkarır inşallah. İnşallah. Unutma kızım. Her hayatın kendine göre bir masalı vardır. Ben dersi geç kaldım. Bana müsaade babacığım. Ha kızım, unutmadan ben şimdi yiyecek fuarındaki standa gideceğim. Annenle ablam da oraya geçtiler. Okan götürdü onları. Ferhat Bey de orada. Sen de dersin bitince direkt bizim standa gelirsin, tamam mı? Tamam babacığım. Hadi Allah zihni açıklığı versin. Sağ ol babam benim. Görüşürüz. Günaydın sevgilim. Günaydın. Sabah uyandığımda yoktun. Merak ettim seni. Neredeydin? Ufak bir işim vardı. Ne işiymiş o? Güzeller güzeli karın için ufak bir hediye. Çok daha güzelsin. Hop dur bakalım. Dün akşam da çok yedin zaten. Ne yapayım, Nuri abladan öğreniyorsun böyle güzel yemekleri. Yemeyince uyku tutmuyor ki. Güzel karım benim.
Merhaba Kerem. Hoş geldin Çiçek. Ne haber, okul nasıl geçti? Güzeldi. Genetik aktarımı dersi vardı. Ya, genetik aktarımı ne kadar mucizevi bir şey bir bilsen. Senden başka derslerini bu kadar seven öğrenci var mıdır acaba? Yani bir iki inek daha var benden başka. Şimdi ara Kazım amca. Bizimkiler çıktı mı? Oo, onlar çoktan gittiler. Satışa da başladılar. Standı kurmuşlardır şimdi. Hadi o zaman gidelim biz de. Efendim Kazım amcacığım. Öyle mi? Tabii biz hallederiz Çiçek'le. Tabii canım, zaten Çiçek için çocuk oyuncağı fidan dikmek. Ben de ondan bir şeyler öğrendim tabii. Tamam, tamam Kazım amcacığım. Kapatıyorum şimdi. Çiçek, şimdi yarın sabah teslim edilmesi gereken fideler konağa yanlışlıkla bugün teslim edilmiş ve bazılarının acil dikilmesi gerekiyormuş. Kazım amca da ben burayı terk edemem, siz işi halleder misiniz dedi. Biz buradan gidelim konağa, işi halledelim. Oradan da bizimkilerin yanına geçeriz, olur mu? Hadi gidelim o zaman. Tamam. Atla motora. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefer ben bu arada. Elif'in kardeşiyim. Kerem ben de. Çiçek ben de. Çok memnun oldum Çiçek. Ben de. Kavuşmanıza çok sevindim. Allah ayırmasın. Amin Çiçek. Amin. Bir daha hiç ayırmasın inşallah. İşe başlamadan önce yemek yiyelim isterseniz hep birlikte, olur mu? Tabii. Olur. Tamam. Masa bahçede, siz geçin, ben de hemen geliyorum. Geldi mi misafirler? Geldi, geldi. Hadi ya. Heyecanlıyım ha. Ben de o kadar heyecanlıyım ki abi. Neyse. Dur, her şey güzel olacak. Korkmayalım. Ne yapacağız? Tamam, işte ayarladığımız gibi yapacağız. Abi şaka maka, gerçek oluyor. Siz ne yapıyorsunuz burada? Enişteme haftaya dershaneye başlayacağımı söylüyordum da öyle yani. Tabii ya, çocuk bir sene daha kaybetmesin. Öyle olsun. Sefer'cim, izninle eniştenle bir şey konuşmam gerekiyor. Tamam, ben aşağıdayım. Görüşürüz. Evet. Seni dinliyorum hayatım. Biz kimsesiz büyüdük biliyorsun. Ne bizi gece uyurken koruyacağına inandığımız bir ailemiz, ne de bana bir şey olsa kardeşlerime sahip çıkar dediğim bir kahramanım olmadı. Yaralandım. Yaralarımı sarmayı öğrendim. Acı çektim. Ama umut etmeyi öğrendim. Bir kaderimin olduğu, yolumun güzelleşeceği, sabrın sonu selamete ereceğine inandım hep. Ve sen çıktın karşıma. Ve seni ömrümün sonuna kadar seveceğime yemin ederim.
Sen bana her şeyin en güzelini öğrettin. Peki... Baba olmayı öğrenmeye hazır mısın? Bir dakika. Baba mı oluyorum ben şimdi? Gerçekten mi? Sen şu an beni dünyanın en mutlu insanı yaptın. Üç kişi oluyoruz artık. Bir kızımız olacağını hissediyorum. İzin verirsen... ...adını Yeşim Narin koymak istiyorum. Sen nasıl istersen bebeğim. Sen beni dünyanın en mutlu insanı yaptın ya. Ben de seni dünyanın en mutlu kadını yapmak için ömrümün sonuna kadar savaşacağım. Ben zaten çok mutluyum. Daha fazla mutlu edemezsin ki. O kadar emin ol. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kardeşim. Abim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Evet, hadi o zaman. Geçelim sofraya. Geçelim. Buyurun. siz böyle oturun. Çek, aynen. Sen aynen. Böyle geç istiyorsan. Buyurun. Kerem. Ben buraya. Hı, geçelim.
Sek. Kerem. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında bugün annem, Ayşemler, bütün ailem bizimle beraber olsun isterdim ama onların tatilden dönmelerini bekleyecek kadar sabrım yok açıkçası. Niye derseniz, hayat beklenmedik anda karşımıza çıkan sürprizlerdir ya. Bugün de öyle bir gün. Ama onların da kalbi bizimle, eminim. Ablam. Bizimle değilsin ama bizi görüyorsun ve hissediyorsun biliyorum. Ama bugün benim en mutlu günüm. Elif kendinden sonra en değerli hediyeyi verdi bana. Baba oluyorum. Bizim bir bebeğimiz olacak. Tebrikler Elif. Çok sevindim senin adına. Tebrik ederim. Ama bugünü özel kılan bir şey daha var. Bugün Elif'le Sefer'in biricik kardeşleri Nari'nin doğum günü. Tarık. Bu defa kardeşler yalnız kutlamasınlar. Kocaman bir aileleri olduğunu bilsinler istedim. Şöyle şimdi çek beni. Otur lütfen. Otur. Abla, hadi duamızı edelim. Allah'ım aklımızı aldırma. Sevgimizi soldurma. Ayrı kalsak bile bizler. Senden kalbimizi ayırma. Sefer.
Çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Bana ikinci bir hayat verdin. Ömrüm yoluna feda olsun. Seni seviyorum.